Herkese yine merhaba. Kitap serimizin dördüncü kısmındayız. Dördüncü kısmımız felsefeyle alakalı. Bence felsefe aslında bütün kitapların en başında olması gereken şey. Hani aslında cehalet mutluluktur derler ya. Düşünmek insan aslında dertler kadar. Yeni dertleriniz olur. Düşündüğünüz her şey size bir süre sonra sorun yaratmaya da başlar. Ama bilmeyi erdem olarak algılayan insanlar için düşünmek bir insana ait olabilecek en önemli şeylerden biridir. O yüzden bu seferki 4 kitaplık serimizin başlığı felsefe. Felsefe kitapları tabii ki de yüzlerce türü var. Yani yüzlerce felsefe kitabı okuyabilir, onlarca örnek gösterilebilir. Ama ben bunların hepsini tabii ki de bir video size anlatamam. Ama bu felsefeye başlamadan önce eğer merak duyuyorsanız ya da felsefeyi zaten okumaya başladıysanız ve bu söyleyeceğim kitapları okumadıysanız mutlaka öneririm. Felsefe düşünme üzerine ve cümleler üzerine, birkaç cümleyle insanları çok etkileme sanatı olduğu için ben bu kitaplardan çıkardığım kendi notlarımdan yıllar önce başladığım not defterimden birkaç önce, bir video önce belki görmüşsünüzdür sevdiğim kitaplardan notları. Bunlardan bahsedeceğim ve o notlardan da sözler okuyacağım sizlere. Bu sayede o sözlerin derinliği de umarım o kitaplara sizi ittirir götürür. O zaman ilk kitabımıza başlayalım. Birinci kitabımız Ütopya. Birinci kitabımız Thomas More'un Ütopyası. Thomas More aslında bir devlet adamı. Bu kitap sonrasında yani yazdığı fikirlerinden, düşüncelerinden dolayı bayağı bir sıkıntı yaşamış bir insandır kendisi. Hatta bu yüzden de öldürülmüş bir kişidir. Ve bu fikirler nelermiş? Şimdi sizlere notlarımdan onları okuyacağım. Bir önceki şeyde bahsettiğim, videoda bahsettiğim, yani sözler videomda bahsettiğim ilk sözle başlayayım. Onu övmek bana düşmez. Zira bu atasözünün dediği gibi güneşi fenerle göstermeye benzer. Bu kitabı 9 Mart 2017'de okumuş. Cennete giden yolların hepsi eşit uzunluktadır. Bir yere gömülmeyenlerin mezarı gökyüzüdür. Kralı memnun etmek isteyen o kadar çok insan var ki ben ya da benim mizacımda birkaç kişinin saraya girmemesi kral için pek fark etmez. Hükümetlerin hasta ruhlu okul müdürleri gibi davrandıklarını söyledim ve öğrencilerini eğitecekleri yerde cezalandırıyorlar. Bir kral, dilenciler üzerinde saltanat kurduğu zaman değil, himayesine zengin ve mutlu insanlar yaşatabildiği sürece değer kazanır. Doğada az bulunan fakat herhangi bir kullanım değerine sahip olmayan şeylere aşırı değer vermek, onlar için insanoğlunun çılgınlığından başka bir şey değildir. Ütopyalılar, yıldızlara veya güneşe bakmak dururken, insanın bir mücevherin ya da bir taşın sahte ihtişamına nasıl bu kadar kapılabildiğine şaşırırlar. Hem o giysilere sahip oldukları için hem de kendilerini ancak bunların içindeyken bulabildiklerinden, eğer insan giysiye ihtiyaç duyuyorsa bunun zarif olanı kaba olanından neden üstün olsun ki? İşte Thomas More böyle bir kitap yazmış. Daha da sözleri devam etmeyeyim, sürprizini kaçırmayayım. Yani diyor ki insanlar eğer üstlerine bir şey giydiği zaman kıymetliyse, o rütbeleri, altın varaklı kıyafetleri varsa eğer diyor, onlar olmadığı zaman demek ki önemli bir insan değildir. Bir insanın değeri üstüne giydikleri ise çıplakken herkes eşittir demek istiyor aslında. Thomas More'un Ütopyası'ndan size okuyacaklarım bunlar. İkinci kitap ise Walden Ormanda Yaşam kitabından Henry David Thoreau'nun sözleri. İnsanlar niçin doğar doğmaz kendi mezarını kazmaya başlamalılar? Tevekkül denilen aslında ümitsizliğin onaylanmasıdır. Yaşlılık bir eğitmen için gençlikten daha iyi bir etmen değildir. Çünkü kayıpları kazancından daha fazladır. İşte hayat, büyük bir kısmını denemediğim bir deneyim. Fakat onların denemiş olmasının da bana bir faydası yok. Bugünlerde felsefe profesörleri ortada dolaşırken hiç filozof göremiyoruz. Yine de öğretmek takdir edilen bir şeydir. Bir zamanlar yaşamak da takdir edilen bir şeydi. Bu beyefendi gerçekten neyin saygıdeğer olduğuna değil, neye saygı duyulduğuna dikkat eder. Az sayıda insan tanırken birçok ceket ve pantolon tanırız. Az önceki Ütopya'da Thomas More'un söylediği sözü tamamlarcasına bir söz var. Giysilerinden yoksun bırakılsalardı insanlar, mevkilerini ne derece koruyabilirlerdi acaba? İlginç bir soru. Walden Ormanda Yaşam, Henry David Thoreau. Bu da ikinci felsefe kitabımız. Üçüncü felsefe kitabımız ise Böyle Buyurdu Zerdüşt kitabı. Friedrich Nietzsche'nin, o adını herkesin okuyabildiği ama kimsenin yazamadığı Friedrich Nietzsche'nin derin, her cümlesinde insana onlarca bilgi veren kitabının sözleri. Felsefe, düşünme, düşündürme ve sözlerin sanatı olduğu için size yine düşündüren sözleriyle devam ediyorum. Böyle buyurdu Zerdüşt. Ben sadaka vermem, sadaka verecek kadar yoksul değilim.
Ben gelecektekileri haklı çıkaranı, geçmiştekileri kurtaranı severim. Çünkü o bugünkülerin içinde yok olmak ister. Bir sürü var çobansız. Herkes aynı şeyi istiyor. Herkes aynı. Farklı düşünen gönüllü olarak tımarhaneye gidiyor. Herkesin okumayı öğrenmesine izin verilirse o zaman sadece yazmak değil, düşünmek de kokuşur. Gerçek şu, biz yaşamayı seviyoruz. Yaşamayı değil de sevmeye alışkın olduğumuz için. Bu sözü de çok seviyorum. Fakat gereksizler de önemserler ölümlerini ve boş fındık da kırılmak ister. Binlerce yılın sadece mantığı değil, çılgınlığı da başlıyor içimizde. Tehlikelidir mirasçı olmak. Burada bahsettiği bu genetik mirasımızın farkında olmadan yaptıklarımız. Son bir söz daha okuyayım. Nietzsche'den. Uçmayı öğrenmek isteyen önce durmayı, yürümeyi, koşmayı, tırmanmayı ve dans etmeyi öğrenmelidir. Uçmak, uçmaya başlamakla öğrenilmez. Friedrich Nietzsche'de 3. kitabımız. Böyle buyurdu, Zerdüşt oldu. Çok çok ayrıntılı okumak gereken, çok çok düşündüren bir kitap. O yüzden bunu mutlaka listenize almanız gerekiyor. Nietzsche çok özel. Şimdi de Karl Marx'ın Zincirlerimizden Başka Kaybedecek Neyimiz Var adlı aforizmalar kitabından bahsedeceğim. 4. kitabımız da bu. Aforizmalar kitabı belki okumuşsunuzdur daha önce. Kısa kısa sözlerin olduğu, yani tümden bir kitaptan ziyade benim bu defterim gibi aynı zamanda bir kitap olan toplama eser. O yüzden buradan daha da böyle seçtiğim birkaç tane anlatıp bu kitabın asıl başlığı üzerine odaklanacağım. Dış görünüş ile şeylerin özü doğrudan örtüşseydi bütün bilimler lüzumsuz olurdu. İktisadın esas kanunu şans faktörüdür. Buna rağmen insanların bir avuç ağına tutunup onları kanun alarak tesis etmelerini öğrenmiş bulunuyoruz. Yani sadece bir ağının sonuçlarıyla yaptığımız bütün ekonomik çıkarımların hepsi aslında geçersizdir. Daha bütüncül bir yaklaşım değildir diyor. Ekonomi politik işçiye at gözüyle bakar. Çalışmasına yetecek kadar almalı der. İşçinin çalışmadığı zamanlarda insani şartlarda bir insan gibi yaşaması gerektiğini göz ardı eder. Dördüncü kitabımız da Karl Marx'ın Zincirlerimizden Başka Kaybedecek Neyimiz Var adlı kitabıydı. Gerçekten de felsefede beni en çok etkileyen sözlerden biri bu kitabı başlık olarak uygun görülmüş. Gerçekten de zincirlerimizden başka kaybedecek neyimiz var? Biz aslında ben bunu yapamam dediklerimizden oluşuyoruz. Biz aslında vazgeçtiklerimizden de oluşuyoruz. Biz aslında vazgeçemediklerimizden de oluşuyoruz. Bizi bağlayan o kadar çok şey var ki düşünmeye vaktimiz kalmıyor. Bir ay çalıştığımız zaman bir sonraki ay çalışmak için gerekli olan ödemeleri yapmak üzere yaşıyoruz. Ve bunların hepsini biz ayağımıza zincir olarak takıyoruz. Ve biz zincirlerimizi ne kadar taktıkça o kadar çok toplum tarafından kabul ediliyoruz. Çünkü onlar zincirli ve zincirsiz insanları görmek istemiyorlar. Ve o yüzden ne kadar çok zincirin varsa o kadar çok onlardansın, o kadar çok bizdensin diyebiliyorlar. O yüzden bizim önce düşünmekteki amacımız zincirlerimizden kurtulmak olmalı. Zincirlerimizden kurtulmaya başlarsak daha rahat hareket edeceğiz, daha rahat düşüneceğiz. Belki de insan insan yapan, yani her şey ölüyor, her şey sona eriyor ve insan insan yapan tek şey belki de düşünüp iyi erdemler edinmektir. Bu videoyu da izlediyseniz çok teşekkür ederim. Felsefe alanımızdaki 4 kitap bu şekilde. Ben de kendi felsefemi ufak ufak sonuna ekleyerek felsefe bölümünü sona erdirdim. Bir sonraki başlığımız ise macera kitapları olacak. Macera kitaplarında da en sevdiğim, beni böyle alıp onlarca yere götüren ama yine de onlarca ders veren kitaplardan bahsedeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım megabaytlarınız boşa gitmemiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.